Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız gibi, gerçi ben bu videoları üst üste çekiyorum, biraz gülmenizi istiyorum o bakımdan. Böyle beşer onar dakika arayla tekrar herkese merhabalar diyorum. Çünkü gerçekten oturup da her gün ayrı ayrı video yapma şansım çok da olmuyor. O zamanı, o yeri çok iyi kullanmam gerekiyor. Çünkü bunun dışında yapmış olduğum başka işlerim de var. Herkesin olduğu gibi. Önceki videomuzda ilaç firmaları ile ilgili ve ilaç konusunun önemiyle ilgili bu konudaki hassasiyetimizi tekrar hatırlatmak istedim. Birçoğumuz biliyor ama ben şunu da söyleyeyim, çok da fazla bu konuda alçak gönüllü olmayacağım. Birçoğumuz da farkında değiliz ve kanıksamış durumdayız bu konuda. Yani elimiz işte birbirimize, bir zamanlar hatırlarsanız belki hala oluyordur, İlaç tavsiye edip ilaç veriliyor insanlar birbirlerine. Bunun da ne derece doğru olduğunu, çünkü bu konuda çok fazla spekülasyon yapmak bana düşmez açıkçası. Ben ne yapıyorum? Sizinle sadece onu paylaşıyorum. Bütün söylemiş olduğum bütün videolarımda, işte Instagram adresimde, lütfen burada sağ taraftan Instagram hesabını ekleyerek GAPS menülerimizi görebilirsiniz. Sol taraftan da hesabınıza abone olup YouTube kanalımıza paylaşıp insanların bu konudaki farkındalığını artırmaya katkıda bulunabilirsiniz. Kitaplarımızı her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Muhakkak alıp okuyun ki eğer kendimize ait bir planımız yok ise başkalarının planının bir parçası oluyoruz. Böyle olmaması için de bizim akıl sağlığımızın ve beden sağlığımızın bize ait iyi, güçlü olması gerekiyor ki doğru düşünebilelim, kendimiz için doğru olanları yapabilelim. O bakımdan ilaç konusuyla ilgili olduğu gibi bugün de zincir marketler ve zincir restoranları sadece hatırlatmak istiyorum size. Sizin normal mutfağınızda almış olduğunuz herhangi bir sebze meyveyi haşlayıp üzerine zeytinyağı döküp yemeniz, dışarıda yiyeceğiniz tüm yiyeceklerden çok daha sağlıklı. Bu kadarını söyleyeyim ben size. Ve ilaç firmalarında olduğu gibi zincir marketler ve zincir restoranlar, yani bu işte kerli ferli olan zincir marketler ve restoranlardan bahsediyorum. Yani esnaflardan bahsetmiyorum, bakkallardan bahsetmiyorum. Bu büyük şirketler aynen ilaç firmalarında olduğu gibi çok büyük reklam ayırıyorlar kendilerinin tanıtımı için. Bu reklamların bir kısmı, yine aynısı ilaç firmaları için de geçerli, sosyal sorumluluk projeleri adı altında, işte hani şey olur ya, böyle çok zengin insanlar aynı zamanda hayır yaparlar. Neden? Bu gelenektendir. Yani hani çok zenginiz ama aslında biz hayırlı işler yapıyoruz. İmajı vermek için yapıyorlar. Veyahut da kendilerine göre günah çıkartıyorlar. Artık o konudaki düşünceyi, yorumları ben sizlere bırakıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben şahsen tekrar hatırlatayım. Başka videolarda söyledim mi şu anda hatırlayamıyorum. Herhalde söylememişimdir. Belki de bir iki videoda söylemişimdir. Bir zincir markete gittiğim zaman benim alışveriş yapmış olduğum iki yer var. Birincisi kasap reyonu, ikincisi manav reyonu. Öyle söyleyeyim size. Temel anlamda yapmış olduğum, çok nadir diğer yerlerden bir şey olacak da alacağım. O bakımdan özellikle poşetin içerisine girmiş hazır gıdalar, almış olduğunuz, tüketmiş olduğunuz gıda adı altındaki sentetikleri tüketerek sağlıklı olma şansınız yok. Almış olduğunuz poşetli, son kullanma tarihi olan o tüm gıda altındaki ürünlerin içerisinde aklınıza gelebilecek çeşitli katkı maddeleri, koruyucu maddeleri, renklendiriciler, işte gıda renklendiricisi, gıda boyası diye geçiyor. Herkes de o pastaları neyse işte hazır poşetini açıp yiyor, tüketiyor zararsız diye. Bunların iyi denetlendiğinden emin misiniz?
Veyahut da boya, gıda boyası diye bir şey olabilir mi? Yani hani bir ara Türkiye'de çok meşhur işte o E ile başlayan E bilmem kaç numaralar. Bunların hepsi kimyasal koruyucu katkı maddeleri. Ve size şunu söyleyeyim. Bu konuda da alçakgönüllük yapmayın. Bu konuları yakından takip eden birisi olarak bunların hiçbir tam olarak kesin olarak böyle söyleyeyim bilimsel araştırma ve sonuçları yok. Olması da istenmiyor zaten. Onu da söyleyeyim size. Çünkü olur da öyle bir farkındalık yaratılırsa insanlar ne yiyecek? Daha da önemlisi şu. Kıymetli dostlar, dünyamız nüfus oldukça arttı. Açıkçası işte hepinizin yakından takip ettiği küresel ısınma ve ekonomik sıkıntılar vesaire. Yani nüfusun bırakın sağlıklı, normal beslenmesi, yeme içmesi bile artık mümkün olmama noktalarına geldi. Şu anda dünyada bir 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali dahi var. Bunları hepimiz takip ediyoruz güncel haberlerden. Takip ediyoruz. O bakımdan bizim kendimizi yarın bir gün ne olacağını bilmediğimiz için ya da olası olacaklara göre son derece güçlü olmamız gerekiyor. Dediğim gibi psikolojik açıdan da, ruhsal açıdan da, bedensel açıdan da kendimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Çünkü yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O bakımdan yine tabii ki konu direkt GEPS'le alakalı. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz, az yiyiniz ama öz yiyiniz. Bu arada işte bana daha önce söyledim, işte Mustafa sen bunları yiyorsun falan filan. İşte ya arkadaş ben emekli bir insanım. Hem de SSK emeklisiyim. Emeklilerin durumunu da çok iyi biliyorsunuz. Bunun dışında işte İngilizce ders veriyorum zaman zaman ya da bu konuda GEPS konusunda danışmanlık yapıyorum ücretli olarak. Evet. Ama öyle çok işleri bileyim büyük paralar kazanan bir insan değilim. %90 öyle söyleyeyim payım emekli maaşımdan geliyor. Benim bu almış olduğum GEPS'e dayalı beslenme tarzımı buradan karşılıyorum. Eğer ben bunu yapabiliyorsam hepiniz yapabilirsiniz. Garanti ediyorum size. O bakımdan bahanelerimizi bir kenara koyalım. Ve bunu yapmanız için de size bir sır veriyorum. GEPS haricindeki gıdaları eğer çıkartacaksanız şimdiden başlayın bir kalem kağıt alın elinize. Sırayla o cipsleri, kolaları, şunları, bunları hepsini bir yazın bakalım. Benim tüketmiş olduğum gıdaların bakın istisnasız en az iki katını parasını siz gidip oralara veriyorsunuz ve paranızla da hasta oluyorsunuz. Başka bir şey demeyeceğim. O bakımdan zincir market ve yine aynı şekilde restoranlarla ilgili hangi hijyen koşullarıyla neler yapıldığı, gıda adı altında sizlere neler getirilip sunulduğu, ha tatlı mı tatlı, lezzetli mi lezzetli, lezzetlendiriciler, tatlandırıcılar çok. Ama onlar sizin maalesef sağlığınızı bozmada, vücudunuzun, kanınızın enflamasyona dönüşündeki en büyük zararlılar. Eğer buna razıysanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Umarım yeni yılda yeni kararlar alarak GEPS diyetine geçen birçok insana vesile olacağını temenni ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.